Evet, böyle tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burası. Ama evet. Dikkat edin bakalım. 9 senelik ben burada esnafım beyefendi. Dükkanım yerle bir oldu. Yani şuraya kadar su doldu. Hiçbir şey kalmadı. Altyapımızda gerçekten çok büyük sorun var. Bir yağmur yağıyor. Şuradan yürürken araçlar komple ıslatıyor beni. Yani altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş olarak, bir esnaf olarak hem canım yandı. Bununla ilgili rica ediyorum sizlerden. Çünkü 35 senedir CHP var burada. Lütfen bu altyapıyı düzelt. Çünkü benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Şimdi de burada bakın yan esnafın hepimizin canı yandı yani. Yani lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekir. Yani zaten işlerle boğuşurken bir de gel bunlarla. Yani neye biz yani esnaf olarak neye yeteceğiz yani? Şimdi yani zararımın lütfen karşılanmasını istiyorum. Yurt dışına yıllarca gittim. Bu yağan yağmurun tek yani İzmir için demiyorum. Birçok Türkiye'nin her yeri için. 20 katı fazlası yağmur yağıyor, kar. Ben neleri gördüm yani yurt dışında biz pazarlamaya çıkıyorduk. Yani orada böyle şeyler yaşanmıyor. Neden bu cennet gibi Türkiye'miz neden bu halde? Neden yani hani tamam çok yağış olmuş olabilir ama diğer yerlerde o kadar çok yani Avrupa'da yağıyor ki. Yok yok. Yani Hollanda'yı biliyorsunuz deniz biliyorum. Yukarıda. Çok doğru. Yani onlar çözmüş biz niye çözemiyoruz i̇şte, ya? İklim krizi diye bir biz şey de çok ama. Zeki insanlarız tabii, hepimiz tabii, yani. Tabii. Her şeyim yani çok o kadar doğru. Güzel bir yerde yaşıyoruz ki hepimiz yani çok Türkiye. Yani bir yılda yağması gereken yağmur 24 saatte yağınca tabii İzmir'in her tarafı göl oldu. Yani tam bir afet. Ama varsa bir sorun mutlaka çözülecektir. Ayrıca hasar tespit çalışmaları yapılmış. Ben konuştum. Bütün esnafın zararları giderilecek. Var olan sorunları giderilecek. Maddi kayıpları giderilecek. Bu konuda hiç endişe etmeyin.